Öncelikle futbol dünyasının ve iş hayatının değerli büyüğü, benim de abi diye hitap ettiğim Şadan abi, Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aynı temenni ve dileklerimi sanat dünyasında Erol Büyük için de geçerli. Aynı şekilde cenazesine katıldığım kardeşimiz, Bursaspor'un taraftarlar derneği başkanı ve toparlayıcı bir insanı, yani örnek taraftar diyebileceğimiz değerli bir insanı Feyzat kardeşimizi de Allah'tan rahmet diliyorum. Çünkü futbol sonuçlarında oyundan çok insan hayatı önemli, ama takdir ilahi hepimiz için bu iş geçerli. Onun için ölümlerin ve acıların olmadığı bir dünya hazırlıyoruz, ama bu da var, bunu değerlendirelim. Futbol maçına gereken de bu gözle bakarsak daha dostluk içerisinde maçlar izleriz. Ama bugün tabi rekabetin olacağı bir ortam yoktu. Bugün taraftarlarımız yoktu, bazı oyuncularımız yoktu, ama çok fazla gol vardı. İki oyuncumuz sakat, bir oyuncumuz cezalı. Erteleme hakkını istememize rağmen geçerli kılmadılar. Diğer takımlar için geçerli olan bir olaydı. Olabilir, takdir onlarındır. Daha çok kazanmaya yakın takım bizdik. Yani oyunu tamamen kontrol ettik. Oyun hakimiyeti, pozisyon zenginliği bizdik. Goller attık, goller yedik, goller kaçırdık. Ama bizim için beklenmeyen şekilde çok fazla pozisyon verdik. Özellikle 1-0'dan sonra rakibe şans verdik. Çok gereksiz bir sayısal üstünlüğümüze rağmen gol yedik. Hücum bakımından çok pozisyon etmemize rağmen defansif olarak dönüşlerde tempolu ve baskılı oyunumuzu tam kullanamadık. Ama oyunun hakkı bizdi. Bizdeydi. Zaten öyle de oldu. Her şeye rağmen oyunculara tebrik ediyorum. Hocam, Kemal Özen'in sistemleri oldu. Hakemin yönetimiyle ilgili olarak özellikle işte ilk golde, seri golünün bir elde oynama olduğunu, penaltının tartışmalı olduğunu altını çizdi. Ve Ozan İpek'in aynı zamanda elde oynayarak sarı karttan kırmızı kartta atılması gerektiğini ifade etti. Neden söylüyorsunuz? Yani Kemal Özen'in dediğini bilmiyorum. Ne düşündüğünü de bilmiyorum. Ama ben maçı izleyen bir seyirciye sorsanız, kim galibiyete yakındır? Herhalde Balıkesir değil de Bursaspor diyecektir. Hakemle ilgili faullere sayarsak, bizim balemiz öyle faullere verdi ki oyun akış içerisinde. Ben onları söylemem, ama maçın gidişiyle öyle çok bariz, bana göre pozisyon yok. Dedim diye bize buldu penaltıda, o da eli açıktı zaten, penaltı verdi, ama rakip takım antrenörü şunları gördü, ben de bunları gördüm demek zaten kısır döngü olur. Ben hakemle ilgili kanaatimi söyledim. Yani ben bugün biz oynadığımız futbolun karşılığını da mesela sonuç almak istiyoruz. Rakibinin dediğine için bakmak istemiyorum. Ben Eskişehir maçında hakem en iyisi derken, biz oynadığımız oyunda konuşma hakkına sahip değiliz diye dedim. Aslında denk bir maçtı. Buna rağmen öyle söyledim. Ama bugün %60'ın üstünde oynayan hakem, o kadar pozisyona giren bir takım olarak, rakibi ezen bir takım olarak, ezilen takım eğer hakemden bir yardım istiyorsa zaten onu doğru bulmam. Öyle de olsa, ben olsa hiç konuşmam zaten. Oyundan çıkan futbol oyuncularınız genelde biraz sinirli çıkıyor. Bugün Holman'da gördük, sonrasında Ozan Tutkan'da gördük. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ya saha içinde zaman zaman arkadaşlarla beraber gerginlik oluyor. O zaman herhalde birileriyle konuşurken işte pas aldık veya düşün falan diye kendi geldiler. Yani zaten o gerginlikleri ve oyun içinde rahatlıkları tam düzeldiği zaman çok daha verimli olacaklardır. Herhalde onunla ilgilidir. Yani çıkarken, girerken bunlar olacak futbolda. Kötü niyet yok, ama öfke kontrolü bakımından sıkıntı tabii. Yani saha içerisinde pas verirken, alırken işte daha iyi oynama adına, yani o zaman iyi bir futbolcu. Bugün tabii oynadığı oyun kendi oyunu altında. Ve onun içerisinde sağ içeride pas alırken beklediği gibi akıcı olmayınca eleştiriyi biraz kendine, biraz rakibe, kendi diğer oyuncularımıza yapabiliyor. Ya bunlar olabiliyor. Bazen çıkan oyuncu daha çok oynamak istediği zaman eğer verimsizse daha fazla gerilebilir. Bunlar özellikle biz yorulan bir takımız. Yani kabul etmek lazım. Siz onu erken açıp sürekli bu tempoda oynayıp, baskılı tempoda oynayan bir takımız. Hücum eden bir takımız. Bizim maçın keyif tarafı var. Bugün de izleyenlere bir keyif verdik. Biz geçen hafta sıkıcı derken, biz mağlubiyeti hak ettiğimiz için söylemedim ona. Biz o maçın hakkı yine beraber, ama bizim daha iyi oynayan futbol oynamamız gerekiyordu. Sağ zemine, şartlar, kendi oyunumuzu, top kayıpları. Bugün de top kayıpları vardı, ama buna rağmen çok da pozisyonlarımız vardı. Ama geçen maçta yoktu. Biz eleştirimizi futbol adına yapıyoruz. Yani az evvel hocanın dediği de öyle, o şekilde. Yani eğer iyi futbol oynayıp rakibe üstünseniz, hakem veya bir başka sebepten dolayı kaybediyorsanız, bunu söyleme hakkını biraz olgunlukla karşılama, diğerini karşılama.